Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu çoklu sarmaşıklı bilekliği çalışacağız. Bilekliğimizi şöyle bir göstermek istiyorum. Bunu 3 numara kristalle yaptım arkadaşlar. Bir de şöyle size örnek olsun diye bir parça hazırladım. Onu da 5 no inci ile yaptım. Aralarındaki tek fark, bunda alt araları daha az tuttum. 4 arada bir yerleştirdim. Bunu 6 arada bir yerleştirdim. Tek farkı o. Şöyle size örnek olsun diye yan yana bir göstermek istiyorum. 5 no inci, 3 no kristal. Biz bugün bunu çalışacağız. Ama inciyle de gayet güzel sonuç alabileceğiniz bir model arkadaşlar. Bunun şöyle ikilisini çiftli sarmaşık diye daha önceki videolarımda yapıp yayınlamıştım. Bu da 4 sıralı ama isterseniz bunu 6 sıra, 8 sıra istediğiniz genişliğe göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Benim için bu genişlik yeterli. Elde de gayet şık, güzel duruyor. Evet, bugünkü çalışmamız bu güzel çoklu sarmaşıklı bileklik arkadaşlar. Bu işiniz için gerekli olan malzemeler 2 renk 11-0 dizi boncuk, 3 no kristal, 1 adet T kapama, 2 tane halka, 15 milimlik misina ile çalışacağız ve diğer takı malzemelerimiz olacak. İğneme 4 tane gümüş rengi boncuk alarak başlıyorum. Misinamın arkasına getiriyorum. Burada mesafe bırakıyorum ve 2 tane boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve boncuklarımı şöyle yan yana getiriyorum. Hemen yanındaki boncuklardan aşağıya iniyorum. Burada ayrılmasınlar diye bakın ayrılıyor hemen altları. Bir tur daha içlerinden geçiyorum. Bu sıramızda herringbone yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bu başa geliyorum. İki tane daha gümüş rengi boncuk aldım. Misinam aşağıda. Yukarıdan çaprazlıyorum. Ve yanına diğer boncuklarımı oturttum. Bu kez yukarıya çıkıyorum. İki tane boncuğumu aldım. Misinam yukarıda. Aşağıdan giriyorum. Ve tekrar yandaki boncuklardan aşağıya iniyorum. Arkadaşlar böyle 10 tane boncuk yan yana gelinceye kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Evet, 10 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi üst sıraya geçiyoruz ve bir sıra daha herringbone devam ediyoruz. 2 tane boncuk aldım. Hemen yanındakinden geçtim. Ve daha sonra onun yanındakinden çıkıyorum. İki boncuk daha alıyorum. Hemen yanındakinden iniyorum. Ve onun yanındaki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Herringbone'u hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bazen yeni başlayan arkadaşlar oluyor ve herringbone yapımını bilemedikleri için az da olsa onlar için tarif ediyorum. Başa kadar böyle devam ediyoruz.
Evet, üst sırayı da gittik. Hemen modelimize başlıyoruz. İğneme 6 tane gümüş boncuk, 1 kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. İşimin altına indiriyorum. Sarı boncuklarımı hemen burada alttaki boncuktan girerek burada bir çiçek oluşturuyorum. Bir tane daha kristal alıyorum. Ve 6 tane takmış olduğum boncuğun içinden geçiyorum. Ve ilk sarmaşığımı yapmış oluyorum. Arkadaşlar ilk dışa dönük olandan başlıyoruz. Dışa bakacak sarmaşığımız. Daha sonra içe bakacak. Şimdi ikinci sarmaşığımı yapıyorum. İğneme yine 6 tane gümüş boncuk, 1 tane kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. Aşağıya indirdim. Hemen burada sarı boncuklarımı çiçek yapıyorum. Bir tane kristal alıyorum. Ve 6 tane boncuğumdan geçiyorum. Bu da böyle içe bakan sarmaşığımız, iç tarafa bakıyor. Bir kez daha göstereyim. İğneme yine 6 tane gümüş boncuk, 1 kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. İşimin altına indirdim. Sarı boncuklarımı ilkinden girerek burada bir çiçek oluşturuyorum. Dörtlü çiçek. Bir tane kristal alıyorum. Ve 6 tane geçirmiş olduğum boncuğu komple geçiyorum. Ve üçüncü sarmaşığımı da yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Bu ilk sıram arkadaşlar. İlk sıra sarmaşığımı bilek boyuna kadar devam edeceğim. Aynı bu şekilde bilek ölçümüze göre devam ediyoruz. Ve daha sonra diğer aşamasına geçeceğiz. Evet, ben ilk sıra sarmaşığımı tamamladım arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken nokta, ilk başlangıçta dışa başlamıştık sarmaşığımızı ve bitimini yine dışa olarak bitiriyoruz. İç kısımda bitirmeyin. Modelimiz güzel denk gelsin. O yüzden kurulumunu dışa başlayıp dışa bitiriyoruz. Şimdi burada yine herringbone yapıyoruz. Aynı aşağıdaki gibi. Öncelikle iğneme 4 tane gümüş boncuk alıyorum. İşimin altına ilerletiyorum. Alttaki 2 tane boncuktan geçerek yan yana boncuklarımı getiriyorum. Hemen yanındaki boncuktan 2 boncuktan aşağı indim. Tekrar 2 boncuk alıyorum. Yukarıdan aşağı geliyorum. Ve tekrar onun yanındakinden yukarıya çıkıyorum. Buraya da aynı aşağıdaki gibi 10 tane yan yana herringbone yapıyoruz. Evet arkadaşlar, 10 sıra herringbone'u yaptık. Misinam aşağıda kaldı. Şöyle üste çıkmam gerekiyor. Bir sıra daha yapacağım çünkü. Hemen yandaki boncuğa bir tane aradan giriyorum. Sonra tekrar bu aradan başa çıkıyorum. 2 tane gümüş boncuk alıyorum. Ve hemen yanındaki boncuğa giriyorum. Ondan sonraki boncuğun da altından çıkıyorum. Bu şekilde başa kadar geleceğiz arkadaşlar. Bir yana,
Bir de ondan sonrakinin altından çıkıyorum. Şimdi bu boncuğu da sayıyoruz ve 1, 2, 3, şu dördüncü boncuktan çıkmamız gerekiyor. Öncelikle misinam arada kalmıştı. Şu iki taneden yukarıya çıkıyorum. Şöyle 3. İğnemin yukarıdan aşağı doğru inmesi gerekiyor. Dördüncüye geldiğimizde şöyle iki taneden yukarıya çıkıyorum. Bir yandan beşinciye kayıyorum ve tekrar dördüncüden aşağı iniyorum. Yani iğnemin 1, 2, 3, 4, dördüncüden yukarıdan aşağı inmesi gerekiyor. Şimdi işimi şöyle tutuyorum. İlk önce dışa yapmıştık sarmaşımızı. Yine burada dışa yaparak başlıyoruz. 6 tane gümüş boncuk, 1 kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. İşimin altına kaydırdım. Burada 4 tane boncuğumla bir çiçek oluşturuyorum. Tekrar bir kristal alıyorum. Ve alttaki 6 tane boncuğumdan yukarıya çıkarak burada ilk sarmaşığımı oluşturacağım. Evet, burada da tekrar dışa bakan sarmaşığımı oluşturdum. Şimdi ikinci sarmaşığımın içe bakması ve aynı zamanda birleşmesi gerekiyor. Bunun için birleştirmelerde sarı boncuklarımızı almıyoruz arkadaşlar. 6 tane gümüş boncuğumu, bir kristalimi aldım. Gördüğünüz gibi burada ortaklaşa kullanacağımız çiçeğimiz var. Şöyle biraz yaklaştırayım. Şu çiçeğimizi ortaklaşa kullanıyoruz. Şimdi bu boncuklarımı yukarıdan aşağıya gelecek şekilde buradan geçiriyorum. Birleştirmemi yaptım. Şimdi bir kristal daha alıyorum. Bu kez şuraya takmış olduğum 6 tane boncuğumun içinden geçeceğim. Bakın 6 tane o boncuğun içinden geçiyorum. Buraya hem buradaki sarmaşıklarımı birleştirmiş oldum. Şimdi tekrar dışa bakan sarmaşığımı yapacağım. Bunun için dışa bakan sarmaşıklar için mutlaka sarı boncuklarımızı alıyoruz. 6 tane gümüş boncuk, 1 kristal, 4 tane sarı boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Burada öncelikle sarı boncuklarımı çiçek yapmam gerekiyor. Çiçeğimi yapıyorum. Ve bir tane kristal boncuk alarak 6 tane takmış olduğum gümüş boncuğu geçiyorum. Altı tane gümüş boncuğumu geçtim ve dışa bakan sarmaşığımı yapmış oldum. Şimdi tekrar birleştirmeli sarmaşığımızı yapıyoruz. 6 tane gümüş boncuk, bir tane kristalimi aldım ve ortaklaşa kullanacağımız çiçeğimden geçiriyorum. Ve buraya birleştirdim. Şimdi kristalimi alıyorum. Ve kristalimle de buraya takmış olduğum 6 tane gümüş boncuğumun içinden geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu ikinci sıramız böyle devam edecek. Bir dışarıya kristal yapıyoruz, sarmaşık. Bir içeriye. İçeriye yaparken aynı zamanda birleştirmemizi
yapmış oluyoruz. Ben şimdi bu sırayı böyle sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Evet, ikinci sıra sarmaşığımı da tamamladım. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru geldim. Ve şimdi burada yine aşağıdaki gibi dördüncü boncuğumuza bağlantı yapacağız. Baştan sayıyoruz. 1, 2, 3. Dördüncü sıra boncuğumuza bağlantı yapıyorum. Evet. İkinci sıra sarmaşığımızı da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar, burada hemen tam ortaya aparatımızı takacağımız boncuktan halkayı yapmak istiyorum. Onun için 5. boncuklara iniyorum. Ve 6. sıra boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Buraya 6 tane boncuk alıyorum. Altı tane gümüş boncuğumu aldım ve hemen yine 5. sıradaki boncuklara geri dönüyorum ve tüm boncukların içinden geçtim ve tam ortaya bu aparatımı takacak halkamı oluşturdum. Bir tur daha tüm boncukların içinden geçiyorum. Şimdi 3. sıra sarmaşığımızı yapmamız için son bağladığımız sarmaşıktan 4 sıra ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4. Şu boncuktan misinamın aşağı inmesi lazım. Önce 3 tane yan boncuğa geçiyorum. Daha sonra da onun yanındaki 3 boncuktan aşağıya inmiş oluyorum. Yani bağladığım boncuktan 1, 2, 3, 4 boncuk ilerlemiş oldu. Hep 4 boncuk ilerleyerek işimize devam ediyoruz. Buraya da kapama halkamızı yapmış olduk. Şimdi burada arkadaşlar, ilk önce bağlantı boncuğumuzu yapacağız. Birbirine bakan boncukları birleştireceğiz. 6 tane gümüş boncuk, 1 tane kristal boncuğumu aldım. Ortaklaşa kullanacağımız boncuğa yukarıdan aşağı bir şekilde giriyorum. 1 tane kristal alıyorum ve takmış olduğum 6 boncuktan tekrar yukarıya çıkıyorum. İlk birleştirmemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi ilk birleştirmemizi yapmış olduk. Şimdi yine dışa bakan boncuğumu yapacağım. 6 tane gümüş boncuk, 1 kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. Aşağıya indirdim. Burada sarı çiçeklerimi hemen, pardon, sarı boncuklarımı çiçek yapıyorum. Yaptım ve bir tane kristal alıyorum. Bu kez 6 tane boncuğumun içinden geçerek yukarıya çıkıyorum. Dışa gelen boncuğumu oluşturmuş oldum. Tekrar bağlantı boncuğunu yapıyoruz. Ucundaki boncuktan geçiyorum. Buraya yerleştirdim. Bir tane kristal alıyorum. Ve ilk takmış olduğum 6 tane beyaz boncuğumun, gümüş boncuğumun içinden geçerek bağlantımı yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sırayı da yukarıya kadar aynen böyle çıkıyoruz. Evet, ben 3. sıra sarmaşığımızı da tamamladım. Şimdi burada da yine en son bağlamış olduğumuz bağlantı boncuğundan 1, 2, 3, 4 boncuk sayıyoruz. Ve bağlantımızı tam buraya yapıyoruz arkadaşlar.
buraya bağlantımızı kurduk ve üçüncü sıra sarmaşığımızı da oraya eklemiş olduk. Şimdi buraya da aynı bu uca yaptığımız gibi boncuktan halkamızı yapacağız. Şimdi biz dördüncü sıradan çıktık arkadaşlar. 5 ve 6'ya kuracağız bu boncuklarımızı. Onun için önce bir 5. sıra boncuklarımıza geliyorum. Daha sonra da 6. sıra boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Buraya 6 tane gümüş boncuk alıyorum. Altı tane gümüş boncuğumu aldım ve 5. bu taraftan 1, 2, 3, 4, 5. boncuklarıma geçiş yaptım. Evet, buraya da halkamı takacağım. Halkamı oluşturmuş oldum, boncuktan halkamı. Bir sıra daha boncuklarımın komple içinden geçiyorum. Evet, şimdi buraya kadar, bu başa kadar boncuklarımın içinden geliyorum ve son sıra sarmaşığımı yapacağım. Misinem aşağı bakıyor. Şöyle ters döndürüyorum. Ve aynı başlangıçtaki gibi son boncuklarımın, son sarmaşığımın da dışa bakması gerekiyor arkadaşlar. Dışa bakanla başlaması gerekiyor. İğneme yine 6 tane gümüş, 1 kristal, 4 tane sarı boncuk aldım. İşimin altına indirdim. 4 boncuğumu hemen burada çiçek yapıyorum. 1 tane kristal alıyorum. Ve en alttaki boncuğumdan, yani tüm 6 boncuğumdan geçerek buraya ilk sarmaşığımı oturtmuş oldum. Gördüğünüz gibi ilk başlangıçtaki gibi son tarafımın da sarmaşığı dışa bakıyor. Buna dikkat edin. Bunu çoklu yapabilirsiniz. Biz 4 sıra yaptık. 5 sıra yapmayın arkadaşlar. 5 sırada şey bozulur, model bozulur. Çiftli yapacaksınız. Ya 2 ya 4 ya 6 ya 8 diye gideceksiniz. 6 sıra yaparsanız da biraz daha geniş durur. Ben bugün size dörtlüsünü gösterdim ama dediğim gibi şu alt zeminini de biraz daha uzun yaparak 6'lı 8'li de yapabilirsiniz işimizi. Şimdi aynı şekilde orta bağlantısını yapacağız. Birleştirme sarmaşıklarımızı. Bunun içinde ne yapıyorduk? Sarı boncukları almıyoruz. Çünkü buradaki ortaklaşa sarı boncuğumuzu kullanıyoruz. Bir tane daha kristal alıyorum. Ve bu taraftaki 6 tane boncuğumun içinden yukarıya çıkıyor. Böylece ilk birleştirmemi yaptım bu sıranın. Ve arkadaşlar bitimine kadar böyle devam ediyoruz. Daha sonra da aparatlarımızı takacağız ve işimizi sonlandıracağız. Ben şimdi video uzamasın diye bitireceğim. Halkalarımla aparatımı takacağım ve size bitmiş halini göstereceğim. Evet arkadaşlar, bilekliğimizi tamamladık. Aparatlarını da taktım. Ve gördüğünüz gibi çok şık bir bilekliğimiz olduğu, evde de gayet şık duran, geniş, hoş, gösterişli bir bileklik olduğu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.